Değerli izleyenler, şimdi Yüksek Ziraat Mühendisi Hakan Turan Bey'den fasulyenin ekimi, aynı zamanda işte tohuma nasıl alınabiliyor, tohumu nasıl ekiliyor araziye, bu konularla ilgili bilgi almak istiyoruz. Hakan Bey, fasulye, arı otu, tohumu gerçekten arılar tarafından dehşet tercih edilen bir bitki. Hem polen hem de nektar kaynağı. Şu anda sanki bir arı denizi içerisindeyiz. Her bir çiçeğin üzerinde bırakın bir iki taneyi 5-10 tane arı var. Bunun arıcılık ekonomisi açısından oldukça büyük bir önemi olsa gerek. Ben tecrübeli arıcı arkadaşlarımızdan daha evvelden duymuştum. Özellikle buğdayda süne zararlısı için ilaç yapılan dönemde çiçek açacak şekilde eğer ekilecek olursa açık hapishane olarak nitelendiriliyor bu fasulye arı otu tohumunun çiçeği. Siz bu konuyla ilgili neler anlatacaksınız? Ekiminden yetiştirilmesine kadar bize bir kısaca anlatır mısınız? Fasulyeyi biz 7 yıldır ekiyoruz hemen hemen. İlk Ankara'da bir firmadan almıştık tohumunu. Fasulyeyi bir kurtarıcı gibi görmemek lazım. Öncelikle onu söyleyeyim. Böyle sanki işte iki dönüm yer ekersek bütün arılar bundan bal yapar gibi bir izlenim oluşmaması lazım. Burada fasulyeyi 2 aylık çiçeklenme öncesi yetiştiricilik zamanını hesaplayarak sizin hangi dönemde kuru bir döneminiz varsa, hangi dönemde nektar akışınız yoksa ona göre bir ekim periyodu ayarlıyorsunuz. Şu anda 29 Haziran'dayız. Çiçeklerimizi açmış durumda. Ay çiçeklerin açmasına bir hafta var. Bulunduğumuz konumda Mayıs'ın çiçekleri bitmiş durumda. Arının tabiri caizse otlayabileceği, yayılabileceği bir çiçek yapısı hemen hemen azalmış durumda. Biz de hesaplamalarımızda bu 15 günden beri böyle. Bu şekilde çiçek üzerinde dolu. Hesaplamalarımızda Haziran'ın kuru dönemini denk getirmeye çalışmıştık. Kaç gün bu çiçek açıyor? Takribi eğer sulanmazsa 30 gün kadar çiçekte kalıyor. Sulanırsa bu süre 45 güne kadar çıkıyor. Şu anda mesela Haziran ayı içerisinde. Üçüncü haftası 10 gün daha durur. 10 gün daha duracak. Yani Haziran ayında çiçek açacaksa biz bunu ne zaman ekmeliyiz? Bunu Nisan'ın başında ekmemiz lazım. Nisan ve Mayıs. Mayıs'ın sonunda çiçek açıyor. Haziran ayı kurak. Ona göre bir ayarlama yaptık. Bu bir parça. Burada bir dekar kadar bir alan var. Yukarıda var bir 3,5 dönüm kadar. İdelerin arasında var yukarıda. Toplamda 8-9 dekar var. Bu arıların otlaması için ektiğimiz yer. Bir de aşağıda tohumluk yetiştirdiğimiz parsel var. Bu sene kara buğdaya da niyetlendik. Bir miktar kara buğday da ektik. Yani bunların tohumluklarını satış yapıyoruz, satıyoruz. Arıcılarımıza veriyoruz ama benim özellikle söylediğim şey, yukarıda biraz önce programda da söyledik onu. Dünyanın en nektarlı bitkisi bile bal için ekildiğinde bir koloniye en az 1,5 dekar, 2 dekar kadar düşünülmesi gerekiyor. Yani nektar yapısı olarak. Örneğin 24 saatlik bir zaman periyodu içerisinde her bir çiçek 1 miligram kadar nektar veriyor. Hesap yapacak olursanız. Takribi de çeşidine bağlı olarak bu fasulyelerde ülkemizde 3 farklı çeşidi var. Bu ithal bir tohum, yurt dışından geldi. 38 ile 48 arasında çiçek evciğini açıyor sürekli her gün. O yüzden zaten 35-40 gün civarında şeyde çiçekte kalıyor diyoruz. Çiçekler birbirini takip eden bir köpek balığının dişi misali. Hani dişi kırılır arkadan yenisi gelir ya. Burada da çiçek nektarını veriyor, tohumunu bağlıyor. Arka plana gidiyor, yeni çiçek evciği oluşuyor. Bu şekilde birbirini takip eden bir çiçek yapısı var. Güzel kısmı şu, toplamda her bir çiçek demedi 30-35 miligram kadar bir nektar sağlıyor. Biz zaten bundan bal beklentimiz yok. Haziran döneminde arının kendi içinde bulunan balı yemesini engellesin. Yani buradaki nektarla yavruya devam etsin. Poleni de yavrulama faaliyetini özellikle besin sağlasın. Aynı zamanda o Mayıs'ın sonundan Temmuz'un başına kadar olan kurak dönemde bizi arıyı ayçiçeğini yetiştirsin. Bizim isteğimiz bu. Peki.
peki tohum bağlama sürecinde ne kadar sürede tohumlar alınıyor? Takribi 4-4,5 aylık olduğu süre zaman, yani ekim tarihinden 4 ay sonra, 4,5 ay sonra hasada geliyor. Hasatta biz biçer döver kullanıyoruz. Elle hasadında özellikle dikkat edilmesi gereken şey tamamen kurumasını beklememek. Kahverengi yeşil, böyle kahverengisi biraz fazla kahverengi yeşil renk aldığı zaman tırpanla olabilir. Orakla veya elle de yapılabilir. Namluya yatırıyoruz. Olduğu yerde bir miktar kurumasına izin vermeyin. Mutlak sürekli bir bezin üzerine almanız gerekiyor. Çünkü bulunduğu yerde kapsüller patlayıp tohumu bırakıyor hemen. Zaten tohumu da çok küçük. Yonca tohumu kadar bir tohumu var. Peki düştüğü yerde ertesi sene tekrar çıkıyor mu? Düşerse ertesi sene tekrar çıkar ama mümkünse o zaman arının fasulyenin arasında gezerek yabancı otları ayıklamamız lazım. Çünkü onlar da beraber geliyor. İlkbaharda erken sürümlerde genellikle yabani yulafın altında kalıyor maalesef. Çünkü yabani yulaf bundan güçlü geliyor. Ama zaten fasulye normal tarımda büyük geniş alanlarda ot mücadelesi için kullanılır. Yani bir yetiştireceğiniz kültür bitkisinin öncesinde ekersiniz. O bölgedeki otu ilaç kullanmadan baskılamanız için vardır fasulye. Bir tek yabani yulaf mı üzerine var? Maalesef atıyorum mesela arıcılarımızın bulunduğu yerlerde saz olabilir. Sazları, kamışları engelleyemiyor. Yabani yulaf ondan daha boylu olduğu için onu engelleyemiyor. Ama diğer otları ağırlıklı olarak bastırıyor. Yani... Fakat sürekli aynı tohumu tekrar dökmeye devam ederseniz de maalesef o ilk azametiyle gelmiyor aşağıdan. Peki. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Ben teşekkür ederim.